Merhaba arkadaşlar, oyunların böylesine hoş geldiniz. Bugün videomuzda oyunları böylesine bambaşka ve farklı bir video ile karşınızdayım. 5 farklı Supercell oyununu tek bir videoda sizlere göstereceğim. Evet, hesaplarımız ne alemde? Bakalım 5 farklı Supercell oyununda ne gibi güncellemeler gelmiş ve ne gibi değişiklikler var. Onlara bir göz atacağız ve kendi kanalımda ilk kez böyle bir değişik bir şey yaptım. Eminim beğenirseniz de sevinirim çünkü sizler de diğer Supercell oyunlarının videoların gelmesini istiyorsunuz. Gelmesini istiyordunuz. Ben de bunu tek bir videoda yapmak istedim. Eminim. Clash Royale ile başlayacağız. Clash Royale'de benim Grand Master adında 11 levellik PSM vardı ve bayağı bir video çekmiştim. Onunla ilgili zamanında. Bakalım ne alemde hesabımız. Şöyle bir göz kulak açalım. Bu arada anında yeni bir karakter çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Vallahi hani videoya denk geldi bu. Yeni gelen karakterlerden biri sanırım. Şöyle bir bakalım adı neymiş. Evet, iki tane yeni karakter var da. Elektro Ruh diye bir karakter gelmiş. Hatta yükseltmesi de var. Bence yükseltmesini yapalım. 5 farklı Supercell oyunu tek bir videoda yapmayı deneyeceğim. Eminim beğenirsiniz düşünürüm. Lütfen düşük like atmazsanız sevinirim. Sizden bu videoya özel şöyle bir 50 like üzeri bekliyorum. Elektro Ruh'u bayağı yükselttik. Ben hiç oynamadım. Yani ilk kez videoda giriyorum ve diğer Supercell oyunlarındaki hesaplarımıza da bakacağız. Ne alemdeler. Merak etmeyin, onlara da bir göz atacağım efendim. Evet. En son halimiz böyleymiş. 89.000 altında kalmışız. Ödülümüz varmış. Ödülleri bir alalım. Oyunda bir çok değişiklik yok gibi gözüküyor. 2-3 tane yeni karakter gelmiş oyuna. Yani yeni askerler. Ve 23. sezonundaymış. Altın Ejderha Kaplıcası. Yeni bir arena gelmiş dostlar. Burada gördüğünüz gibi bize 1000 altın verdi ilk başta. Şu anda başka bir şey vermedi. Çünkü bayağıdır zaten girmiyorum. Dükkan kısmında neler var diye bakalım. PES Royal var yine. Her zaman gibi ve 1500 ücretsiz altın verdi. Bu gayet iyi gördüğünüz gibi. Başka ücretsiz bir şey veriyor mu? Şu anda ver. Büyülü ögeler diye yeni bir şeyler gelmiş gördüğünüz gibi. Bayağı değişik. Değiştirmişler oyunun biraz ekranını falan. Güzel değişiklikler var abi. Atacağım yani bir el bir kupa maçı atacağız. İnşallah düzgün bir rakip gelir. Bilim geldi herhalde, bunu da yeneriz artık. Cellat burayı halleder. Cellat burayı halleder diye düşündüm. Bu arkadaş oyunu bıraktı mı ya? Oyunu saldı mı acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü şu an hiçbir atak yapmıyor. Oyuna salan bir arkadaş tek geldi. Vay be. 10 levellik adam zaten. Yani %90 pes etti. Ya da pek uğraşmak istemedi. Bilmiyorum ama. Neyse. İyi oldu bizim için. 31 kupa almış olduk. Hemen geri dönelim. Görüntü güzelmiş ya. Evet, 92.000 paramız var. Bunu açmayı bırakalım. Yok. Hemen diğer coin'e geçelim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Brawl Stars'a geçtim ve Brawl Stars'ta oyunda hani hesaba girmek için ilk başta illa elmas kapmaca falan girmemiz gerekiyor ya. Eğitim aşamasında. Diğer normal ana hesabı geçmek için. Haritayı değiştirmişler ya. Böyle harita değildi bu. Bambaşka bir harita olmuş. Bayağıdır girmiyordum oyuna. Ve aşırı derece bende kasmaya başladı. Herhalde telefondan kaynaklı diye düşünüyorum ben. Clash Royale'de bu kadar olmamıştı mesela. Ama Brawl Stars'ta çok kasma var. Neyse bunu bitireyim, ana hesabı geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ana hesaba geçmiş bulunuyoruz. Güzel değişiklikler var gibi, yeni karakterler falan geldiğini duydum en son. Ama oyuna bayağıdır girmiyorum tabii. Evet, en son 13.048 kupada kalmışız. Rütbemiz falan da gördüğünüz gibi ortada. Abi çok harita gelmiş oyuna, yani bayağı bir harita gelmiş. Yani Nakaf diye bir harita gelmiş mesela, bunu bilmiyordum ben. Benim en son oynadığım zamanda böyle bir şey yoktu. Güç ligini oynamıştım da videosunu çekmemiştim sanırım, öyle hatırlıyorum. Harita oluşturuyor zaten biliyorsunuz. Bu arada PES yolda yenilenmiş tabii ki her zamanki gibi. Bakarsak burada bir büyük kutu ödülümüz var. Bir şey çıkmaz ama biz açalım. Zaten post çıktı. 6. sezondaymış. Bu arada hemen dükkandan bir şey var mı diye bakalım ve bir yer maç atıp hemen diğer ki Supercell oyunumuza geçeceğim. Ücretsiz kutu varmış burada da. Yine bir şey çıkmaz ama biz yine bir deneyelim şansımızı. Tabii ki de post çıkıyor her zamanki gibi. Evet, burada pek bir değişiklik var mı? Yok. Yok yani. Şu anda yok. Ve oyun burada da bayağı bir kasma yaşatıyor tabii ki. Yeni gelen karaktere bir bakmak istiyorum hemen. Suku akı bir deneyelim ya. Hani deneme kısmı açık zaten. Bunu bir denemek istiyorum. Biraz merak ettim. Bakalım. Ondan sonra kupa maçı, sonra da diğer şeyler geçeceğiz. Şöyle bir sesini açmak istiyorum. Nasıl bir
Sesi var bakalım. Sesi güzel diyorlar. Evet, çok değişik bir sesi varmış. Bu ne? Şu ultisine de şöyle merak ettim. Bir bakmak istiyorum abi, ultisi nasıl? Şu robota atalım bakalım. Oo. Bütün bombaların hepsi 30 bin vuruyor. Bence bu çok iyi. Her attığı bomba da 1000 vuruyor abi. Bence gayet güzel ve çok efsane bir karakter bence. Ben sevdim. Fakat 2'ye 2 veya tekli modda iş görür mü bilmiyorum ama gayet güzel. Hoşuma gitti. Şöyle bir son kez böyle ultimize dalım. Ses de bayağı bir komikmiş. Hemen bir çıkış yapalım abi. Brawl Stars'taki değişiklikleri gördünüz ve gizemli karaktermiş bu Çıkarabilir. dövüşçü karakter. Ben Spro'da almak istiyorum ya. Gizemli savaş ile bir knockout'ta oynayalım. Knockout'ı çok merak ettim. Bakalım nasıl bir şey. Ondan sonra bir geri dönüş yapalım diyelim. Bu işaretleri ben de bilmiyorum. Sanırım 3 tane hakkımız var anladığım kadarıyla, fakat güzel. Şu anda üçümüz de ölmedik. O burada. Evet, burada. Aynen. Bunu köşeye sıkıştırdık diye düşünüyorum ben. O yüzden şöyle bir atalım. Güzel. İlk olarak ilkini zafer olarak kazandık dostlar. Ben şöyle bir aşağı doğru giderken, evet, bizim CS yine şeyde kaldı. Bunları bayağı bir sıkıştırdık. Bence çok iyi. Üçün ikinciyi de aldık. Gayet güzel. Ve ikinciyi aldığımız anda direkt kazandık abi. Güzelmiş, hoşuma gitti yani. Öyle çok bir zorlayan bir yanın yok. Knockout ve eğer hani karşınızda rakip öyle çok zorlamazsa hızlı bir şekilde kupa kasabilme ihtimaliniz var. Zafer aldık. Hiç tahmin etmiyordum. Hızlı oldu. Evet, gördüğünüz gibi Sprout'la knockout kısmında iş yaptı yani. Belki de şans eseri ama iş yaptı. Asla diyelim. Kaybetmeden hemen diğer oyunumuza. Aşamasındaki Evet. olan oyunu Clash Quiz'e geçtik. Ve Clash Quiz'e güncelleme gelmiş beta sürümünden. 200 altınlık. Alalım hemen bunu. Bir tane, 5 tane. Evet, burada artık bunların bir süresi varmış herhalde dediğine göre. Tam anlamadım ama bir şeyler dedi. Siz anladınız. 5 tane de ücretsiz gambit'i. Başla. Ama fakat şu an ben savaş yapamıyorum nedense. Arkadaşlar şu an savaş yapmak istediğimde hata verdi. O yüzden Clash Quiz'i böyle göstermek istedim. Çok bir değişiklik yok. Grafiklerini biraz değiştirmişler. Bu arada bir free'lik bir ödülümüz daha varmış. Onu da almak istediğim ve almış bulundum. Bana bir hata veriyor. Oyundan atma gibi bir sıkıntı oluyor. O yüzden hani genel olarak arayüzünü göstermek istedim. Clash Quiz'de eminim gittikçe gelişir ve beta sürümünden normal orijinal dünyaya açıldığında güzel videolar gelir diye düşünüyorum. Haydi bakalım diğer oyuna geçelim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Clash Okulan hesabıma giriş yapmış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi burada da 151 levelde kalmışız en son ve beni direkt normal küçük köye attı tabii ki her haliyle. Ben burada hemen şu saati hızlandırıp elmasları toplamak istiyorum. Bu köyde de çok fazla eğlenmeyeceğiz zaten. Hemen şöyle bir elmas toplayacağım ve genel olarak nasıl durumda olduğumuzu göstereceğim. Clash Clans'ı da görmüş olacaksınız. Eminim beğenirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir zaman alıyor yani. Ben yeniden oyunları yüklüyorum. Hesapları yeniden girmeye çalışıyorum. Ve bu bayağı bir yaklaşık 2 saatimi alıyor. O yüzden lütfen like atarsanız sevinirim. En azından bir 50 like üzeri bekliyorum. Sizleri seviyorum dostlar. Eminim atarsanız diye düşünüyorum. Bu arada buradan güzel bir elmas topladık ya. Bayağı bayağı güzel elmas varmış. Bir geliştirme de yapalım ya hazır girmişken. Bakalım inşaatçı bize ne öneriyor. Şöyle bakmak istiyorum. İksir olarak ne önerebiliyor? Evet, 1500 olursa mesela savaşçı makinesini yükseltebiliyormuşuz. Fakat araştırma kısmından eğer yükseltilecek bir şey varsa bunu yükseltme taraftarındayım. Ve gördüğüm gibi burada bence bu 10.000'in seviye dal kovuk işimize görür diyorum. Ve bu dal kovuğu 10.000'in seviye bastım. Buradaki adı neymiş? Beta minyonmuş. Beta minyon olarak gördüğünüz gibi bastım gitti. Hemen şöyle bir ana köye bir girelim. Selamun aleyküm diyelim. Bayağıdır çok fazla uğramıyorum oyuna. Arada bir giriyorum ve en büyük değişikliklerden birisi aslında oyunda dostlar. Bence kendime göre
İki heroyu da 40 level yaptım. Sonunda hem kraliçeyi hem de barbar kralı 40 level'e ulaştırdım. Burada da barbar reisi görüyorsunuz. Kraliçenin de kostüm falan var. Üçünün de kostümü burada abi. Ve biraz duvar falan bastım. Gördüğünüz gibi en son köy binası 12'ye geçmiştik ve 12'den sonraki hali böyle köyümün, gördüğünüz gibi. Buradan da bir tane daha savaş yapabiliriz diyeceğim. Fakat şu an savaş yapacak askerimiz yokmuş. O yüzden buradaki çalıları, çalı çırpıyı hemen toplamak istiyorum. Burada bir ödülümüz varmış. Yani şeyden kalan, savaş artıklarından kalan ödülleri de aldık. Ne yapalım ne yapalım, bence buradan bir duvar basalım ya. Duvarları bildiğiniz gibi indirim geldi Clash of Clans'ta. Artık duvar basmak o kadar da çok zor değil. Hatta köy binası 12'nin altındaki köylerde baya bir değişiklik geldi kolaylık açısından. Hem süre bağımından hem de hani gelişme bağımından baya ön plana geçirebilecek güzel değişiklikler geldi. Ne bileyim, inşallah destek verirseniz Clash of Clans'ta onunla ilgili bir güncelleme şeysi de çekeriz. Evet, en son durum bu. Madem ana köyde bir asker yok, biz de ikinci köyde bir karşılıklı savaş yapalım ve diğer iki oyunumuza geçelim. Evet, karşımıza Alfred diye bir arkadaş denk geldi. Benim her zamanki bu ordum var bildiğiniz gibi. Ben bu orduya saldırmayı tercih ediyorum. Sağdan soldan böyle rastgele bir şekilde saldırıyorum abi. Benim işime geliyor böyle saldırmak. Çok da bir vakit kaybetmiyoruz abi. Ben en kötü bir yıldız alabiliyoruz. Eğer rakip de çok manyak bir rakip değilse, hani sağlam bir rakip değilse, o da pek fazla bir yıldız alamadan gidiyor. Buradan bir yıldız garanti alıyoruz. Bazen iki yıldız zor, iki yıldız da zorlayabildiğimiz için ben buradan girmeyi tercih ettim. Bilmiyorum. Evet, bence bu köyü üçledik ya. Aynen. Çok az, güzel. Üçleyeceğimizi tahmin etmedim. Öyle eğlencesine saldırmıştım ama üçledik. Bu gayet. Bir 1 milyonluk iksir varmış. Bu iksiri de nerede kullanabiliriz? Bu arada zaferi de almışız. Buradan ekstra da bir ganimet gelmiş. Evet arkadaşlar, şimdi de en son oyunumuz olan Hayda hesabına geçiş yaptık. Şimdi diyebiliriz ki abi Bumbiç nerede? Arkadaşlar Bumbiç'i ben çok önceden oynuyordum ve o hesabı kaybettim ve hani şu anki oynadığım bir hesap olmadığı için Bumbiç'te Bumbiç'i bu ona dahil etmiş. En son çılgın seri falan yapmıştık, hatta bayağı bir. Bunu da bir açalım abi videoda. Hop, buradan bir iki tane vida kaptık gördüğünüz gibi ve buradan da ödülümüz vardı. Bildiğiniz gibi kahve kulübesini açmıştık herhalde. Kahve kulübesini en son inşaata koymuştuk. Bu videoda da kahve kulübesini açmak istiyorum. Hani bomboş PD videosu olmasın diye. Hemen bu kulübeyi de açmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Artık buradan da kahve üretebileceğiz. Espresso üretebiliyormuşuz bu arada. Yanlış söyledim. Yani bu da videonun sonuna doğru hediye koymak isterim tabii ki. Hemen şuradan Greg'in ödüllerini de alalım. Greg amcadaki ödülleri, sonra geri dönelim ve bu bölüm böyledi. Yani güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Hesaplarımıza baktık. Ne alemdeler, şu anki durumları nasıl, oyunda bir güncelleme var mı yok mu, bunları sizlerle beraber görmüş olduk. Videoların daha çok gelmesini isterseniz veya bu oyunlardan herhangi bir oyunun daha fazla gelmesini isterseniz yorumları belirtmeyi unutmayın. Haydi bakalım, görüşmek üzere. Oyunların böylesine kalın. Bay bay.